Sizi yeryüzünde imkanlandıran biz olduk. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ ve size orada var eyledik. Neyi var eylemiş? مَعَيْشَ maişetler var etmiş. Buradan ihtiyaçlarımızı, maişetlerimizi, maişet kelimesi de Türkçe'ye geçmiş bir kelime. Ayette görüyorsunuz çoğul halini. مَعَيْشَ sizin için orada maişetler var ettik. Dolayısıyla yeryüzünün insanların yiyip tüketeceği şeylerle dolu olması, yer toprağının bu manada münbit olması, sürekli mahsul vermesi, insanın tam da ihtiyacına uygun bir atmosfer sağlaması, bunların hiçbiri tesadüf değil. Zaten olamazdı, akleden bir kimse bunun tesadüf olamayacağını, kendisiyle alakalı ve tam da onun beklentisine uygun olmak üzere ortam hazırlanmasını doğru değerlendirmeli. Ne var ki insan bunu göz ardı edebiliyor. Halbuki etrafta hiç de tam da onun istediği bu imkanlarla donanımlı bir toprak parçası yokken veya gezegen parçası ne derseniz yokken yeryüzünün tam da bununla kendisine uygun şekilde donatılmış olmasını insan anlamlandırmalı. Yeryüzünü size firaş kıldık diyor Cenab-ı Hak. وَالْاَرْضَ firaşa tefriş ettik diyor bir başka ayette. Yeryüzünü bize tefriş ettiğini, yayıp genişlettiğini, bizim için orada nehirler var ettiğini, sular var ettiğini, ağaçlar var ettiğini. مَكَنَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا size kalsa tek bir bitkisini bitiremezdiniz. Toprağa hükmedip tek bir bitkisini çıkaramazdınız. Bunların hepsini size biz hazırladık, biz ayarladık, biz yaptık ve biz yapmaktayız diyen Cenab-ı Hak aslında bu ifadeleriyle insanı aciz bırakıyor. Yani bu söylemler böyle geçmişte kalmış, insanlar eskiden bulduklarını yiyorlardı, şimdi kendi yarattıklarıyla kendi ihtiyaçlarını gideriyorlar, hatta ihtiyaçsız bir hale gelmeye başladılar gibi bir şeyimiz var mı? Yok. Yine maydanoz yiyoruz, yine buğday yiyoruz, ta en eski çağlarda ihtiyaç duyduğu insanın ne varsa yine geceleyin istirahate ihtiyaç duyuyoruz, yine hastalanıyoruz. Yine tedaviye ihtiyaç duyuyoruz. Bir dizi insanla alakalı ihtiyaç listesinde ne varsa geçmişten bugüne aynen devam ediyor. Dolayısıyla da acziyetimiz açısından ve ölüme mahkum oluşumuz açısından Cenab-ı Hakk'ın kurduğu bu nizamın içerisinde hala aynı şekilde mahpus durumdayız. Gıdasına muhtacız, havasına muhtacız. İstesek de çekip gidemiyoruz, başka yerde yaşama imkanımız da yok şu an itibariyle. Ve Cenab-ı Hakk'ın bildirdiğinden anladığımıza göre bu hiçbir zaman olmayacak. Hele hele ölümsüzlük denilen ölümün aşılması hiçbir zaman söz konusu olmayacak. Cenab-ı Hak وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ aranızda ölümü biz takdir ettik. Biz aşılacak, geçilecek değiliz. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ şu halde ortamın temel kodlarını veya temel sabitelerini diyelim görmemiz gerekirse arz dediğimiz ve bu arzda bizi var eden Cenab-ı Hak ve bizim ihtiyaçlarımızı burada فِيهَا'daki هَا zamiri arza dönüyor. Arz malum dişi bir varlıktır. Yani ismi itibariyle وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَيْشَ size orada maişetler var ettik buyuruyor Yüce Yaradan. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ nedenli az şükrediyorsunuz. Şükrün azlığı aslında ayetin girişindeki bahsedilen konulara olan duyarsızlığımızla alakalı. Yani evet yeryüzünde maişetler buluyoruz. Ama bu maişetlerin Cenab-ı Hak'tan olduğu kısmına eğilmediğimiz için biz şükrüne de yönelmiyoruz. Şükür nimeti Allah'tan bildiğin zaman
tecelli eden bir şey. Ama nimeti kendinden bilirsen, kendi emeğin bilirsen, kendi çaban bilirsen, o zaman bundan ötürü dönüp Cenab-ı Hakk'a minnet etmeye, yer olmadığını düşünmeye başlarsın. Hatta böyle bir his bile içine gelmez. Kendin kazanıp kendin yediğini zannedersin. Halbuki sahip olduğun kuvveti bile, yani o kendin kazanıp daki kendi kuvvetini bile Cenab-ı Hak var ediyor. اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعْلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعْلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا. Sizi zayıfken, zayıflıktan, yani çaresiz, hareketsiz, takatsiz halde yaratan Cenab-ı Hak. Dolayısıyla hayata giriş durumumuzda zayıfız. Bir şeyi koruyup kollamak, muhafaza etmek, üretmek, böyle şeyler yapacak halimiz yok. Bildiğim pelte gibiyiz böyle. اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ. Sizi böyleyken yaratan, ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً. Sonra o zayıflıktan sonra kuvvet var eden Cenab-ı Hak sizde. Dolayısıyla o kendi kazanıp kendi yiyen, ayağını yere sert vurup kendi ayakları üzerine durduğunu zanneden kişi aslında sahip olduğu kuvveti de Cenab-ı Hak'tan sağlıyor. Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği bir kuvvet ile şu anda bu imkanı yapıyor. Şu halde kazandıklarını bile kendince kazanmış değil, Cenab-ı Hakk'ın verdiği kuvvet üzerinden. ثُمَّ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا. Sonra kuvvetten sonra tekrar zayıflığa ve yaşlılığa Cenab-ı Hak süreci çevirir. Şu halde bu var olan imkanlarımızın hepsinin, bunun içerisine gençliğimiz, diriliğimiz de dahil olmak üzere yediklerimiz, içtiklerimiz hepsi وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِّنَ اللّٰهِ. Sizde nimet namına ne varsa hepsi olmak üzere eğer Allah'tan bilir isek o zaman ayetin sonu bizim açımızdan iyi gelir. Ama şu anda Cenab-ı Hak ayetin sonunu قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Az şükrediyorsunuz. Nedenli az şükrediyorsunuz. Az şükretmek işte bu bahsettiğimiz nimetin Cenab-ı Hak'tan olduğu gerçeğini doğru düzgün kestirmemekten veya buna mesafeli kalmaktan ötürü olan bir şey. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Şu halde kul nimetin sahibi olan Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarına dikkat kesilmeli ki şükrünü ziyade eyleyebilsin. Güneşe bakmalı, aya bakmalı, ağaçlara bakmalı, yeryüzünde sıklıkla gezip dolaşmalı, basiretinin açık olması için, kalbinin farkındalığı yüksek olması için. أَوَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ اَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. Cenab-ı Hak yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki akleden kalpleri olsun, işiten kulakları olsun, gören gözleri olsun. Eğer bu gezip dolaşmayı yaparsa kişi pikniğe bile gitmişken bu Cenab-ı Hakk'ın sağladığı maişetlerin farkında olur. Cenab-ı Hakk'ın nimetin gerçek sahibi olduğunun gerçeğine uyanır. Yoksa bir vakit sonra cebindeki para ile pazar arasında bir döngüde kendi hayatını kendisini çevirdiğini zannedecektir. İşte parayı bir yandan ben kazanıyorum, diğer yandan pazara gidip o parayla ihtiyaçlarımı görüyorum. Kimseye ihtiyacım yok diyen ve kendisini müstağni sayan. O müstağni saymak zaten başlı başına şükürsüzlüktür. Kişiyi tuğyana sevk eder. Kelle innel insane leyatığa en ra'ahu istagna. Kendisini müstağni gördüğünde. Şu halde maişetleri وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَيْشَ. Size orada maişetler var ettik ifadesini gerçekçi bir şekilde şuur dünyasına, dünyamıza taşıdığımız zaman bu kez şükür de böyle göze gibi kaynayacaktır.